Herkese merhaba, ben Serkan Yıldız. Bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yaşadığım şehirde sizi güzel mekanlara götüreceğim. Bir günde yiyebileceğimiz kadar yemek yiyeceğiz. Benim favori lezzetlerimi test edeceğiz. Sizlere yemek konusunda Çankırı'ya eğer yolunuz düşerse ya da Çankırı'daysanız yiyebileceğiniz lezzetleri göstermek istiyorum. İç Anadolu'nun incisi, tuz diyarı Çankırı'dan ve yarenlere selam olsun diyerek ilk durağımıza geçiyoruz. Hemen geçelim. Evet dostlar, ilk mekana geldik. İlk mekanımız Dursun Baba oldu. Dursun Baba Çankırı'nın Eldivan yolu üzerinde. Böyle 3. 4. kilometrede hemen yolun solunda. Bu mekan geniş bir mekan. Her türlü insana uygun. Yani ailecek gelebilirsiniz, bireysel olarak gelebilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, sevginizle ve akrabalarınızla da gelebilirsiniz. Kalabalık bir şekilde de sizi ağırlayabilirler. Çünkü hem kapalı hem açık oldukça büyük bir mekanı var. Çocuklar için oldukça iyi yeşil alanı var, parkı var. Bunları düşündüğümüzde gerçekten ailecek hafta sonu yapabileceğiniz güzel bir faaliyet Dursun Baba. Kahvaltısını aldık. 20 çeşit kahvaltı tabağı ve ciğer aldık arkadaşlar. Aslında benim buraya gelme sebebim ciğer oldu. Çünkü saat 11'de kuzu ciğeri yapan Çankırı'da çok az mekan var. Belki de yok. Ben uzun zamandır buraya mekana geliyorum ve ciğeri için geliyorum. Hangi saatte gelirsiniz gelin, ocağı yakıp size ciğer yapıyorlar. Bu fikir beni gerçekten çok etkiledi. Ve o sebeple bugün de Dursun Baba'dayız. Evet, hemen şimdi size gelin masamızı göstereyim. Kahvaltımızda neler var, hemen ona bir bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi salam, peynir ve kızartmalıklarımız var. Patates kızartması, sosis, sigara böreği. Burada bir kaşar peynir görüyorum. Yeşil, siyah zeytin, peynir, domates. Her kahvaltı tabağında olması gereken şeyler var. Ekstra peynir çeşidi, helva, tereyağı. Bu ciğerimizle beraber gelen ezmemiz, burada tahinimizi, balımızı, üzümümüzü, reçelimizi, yine ciğerle gelen salatamızı görüyoruz. Kahvaltının içinde bulunan yumurta, burada sosisli bir yumurta görüyorum. Herhalde sanırım sosis ve sucuk değişiyor. Geçen geldiğimizde sucuk vardı. Burada ciğerimiz var. Gördüğünüz gibi soğanımız, ciğerimiz, lavaşımız, maydanozumuz, kızarmış biberlerimiz, közlenmiş biberlerimiz ve limonumuzu görüyoruz. Yine ekmeğimiz ve semaver çayımız mevcut. Yine son olarak meze olarak gelen ciğerin yanında bir yoğurtlu mezeyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi kahvaltımız gayet bol. Bunlar hep birer kişilik, ciğerimizde bir porsiyon. Kahvaltıda şu an bir kişilik görüyorsunuz. Siz geldiğinizde iki kişilik, üç kişilik olarak söyleyebilirsiniz. Hemen fiyatlarını aşağıya yazıyorum. Açıklamada da bulacaksınız. Konumlarını da açıklamaya atarım. Evet, şimdi hemen bir tatlarına bakmak istiyorum. Öncelikle menemenden başlıyorum. Menemenimiz gayet güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl? Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Hafif bir acı da var. Menemenimiz geçerli not alır. Hemen yumurtamızdan da şöyle bir tadım yapmak istiyorum. Yumurtamız da gayet güzel. Burada bir yumurtamız daha var. Ondan da hemen alayım. Bir çayından yudum alıyorum. Hava o kadar güzel ki, oksijenin içinde böyle bir kahvaltı yapıyor olmak, böyle küçük bir ağaç evdeyiz şu an. Yanımızda kocaman bir ağaç var. Hemen arkamda dağları ve üstümüzde ceviz ağacı var. Gerçekten çok hoş. Lezzetler de gayet güzel görünüyor. Şöyle peynirden de bir tatım yapıyorum. Daha önceden de geldiğim için, sürekli gelip gittiğim bir yer olduğu için sizlere tavsiye etmekten çekinmiyorum. Özellikle şimdi ciğerin tadına bakacağım. Ciğer için geldim ben. Sabah Çankırı'da ciğer bulmak gerçekten zor ki kuzu ciğer de bulunmuyor. Tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten bu ciğer için geldim. Hemen şöyle ciğerimizden bir tutam. Şöyle hafif soğan. Biraz maydanoz. Şöyle bir tadına bakalım. Oldukça başarılı arkadaşlar. Ben beğendim. 10 üzerinden 8 veriyorum bu masaya ve mekana. Mutlaka Çankırı'daysanız ya da yakınlarındaysanız buraya uğrayın. İlk mekanların arasında yer alabilir. Şimdi sıradaki mekana geçiyoruz.
Dostlar şu anda ikinci durağımız Derya Lokantası'na geldik. Çankırı'nın tam merkezindeyiz. Aslında eski Çankırı'nın da içindeyiz. Gördüğünüz gibi nostaljik bir ortamdayız. Küçük bir mekan olan Derya Lokantası Çankırı'nın yöresel yemeklerini yapıyor. Şu anda da biz bir yaren çorbası söyledik. Çankırı'nın has bir çorba. Sadece burada satılıyor arkadaşlar. Sarımsaklı etimiz ve yine buraya has güzel bir güveçte kuru fasulyemiz var. Yanında cacık, pilav ve salata da veriyorlar. Bu şekilde mekan oldukça güzel ve popüler. Aslında Çankırı dedim mi yemek konusunda hep buraya geliyorlar. Ben de burayı eklemek istedim. Önce çorbanın bir tadına bakalım. Kıvamı güzel gördüğünüz gibi. Çorbanın ekşiliği ve böyle kendine has tadı gerçekten güzel. Et suyuyla yapıldığı belli oluyor. Gayet güzel görünüyor. Üstündeki böyle nane serpiştirilmiş olması falan da çok hoş. Çankırı'ya gelirseniz mutlaka bunu deneyin. Yine soframızda gördüğünüz gibi cacığımız, salatamız, pilavımız ve birazdan deneyeceğimiz sarımsaklı etimiz var. Yine Çankırı'ya has coğrafi etiketi almış bir ürün. Yine burada kuru fasulyemiz de var. Şimdi bunların tadına da hızlıca bakıyorum. Evet, sarımsaklı et Çankırı'ya özgü bir yemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etimiz pamuk gibi kavrulmuş. Bolca böyle salçalı bir görüntüsü de var, yağlı. Bunun özelliği bolca sarımsak ve sarımsakların bütün olarak atılması ve ayrıca soğanların da bu şekilde atılmış olması. Yerken bir sarımsak, bir et, bir soğan olarak yerseniz çok güzel bir tada ulaşıyorsunuz. Şöyle etimizin tadına bakıyorum. Evet, şöyle ekmeğimizi de iyice banalım. Böyle yağlı bir et suyu var. Etimizden, sarımsağımızdan bir alalım. Gerçekten çok iyi. Çankırı'ya yolunuz düşerse Çankırı merkezde Büyük Cami diye bilinen caminin yanında hemen aşağıda küçük bir mekan burası. Tarihi nostaljik havasıyla da gerçekten dikkatleri üstünde topluyor. Sıra geldi kuru fasulyemize. Şöyle kuru fasulyelerimizi göstermek istiyorum. Gerçekten çok büyük fasulyeler. Cinsini bilmiyorum ama şeker fasulyesi gibi de görünüyor. Oldukça büyük. Tereyağlı yapılmış güveçte. Muhteşem bir tadı var. Bunu daha önce çok kez yemiştim. Şimdi de izninizle yiyorum. Gerçekten harika bir tadı var. Şimdi bir de şöyle pilavla karışık yiyelim. Şimdi biz bunları afiyetle yiyeceğiz. Sıradaki durağımıza geçiyoruz. Evet, ikinci durakta da yemeğimizi yedik. İlk durakta Dursun Baba'da 2 kişilik serpme kahvaltı 140. 65 TL'de ciğere vermiştik. Yani 205 TL ödedik. Burada da Sefer Usta'da yediğimiz yemeklerin fiyatı yaklaşık 140 TL tuttu. Kuru fasulye 35 TL, çorba 20 TL, pilav 20, et yemeği de 65 TL'ydi sarımsaklı et. Bu şekilde memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Şimdi burada bir gazozcu var, oraya gidiyoruz. Selamünaleyküm. Evet, gel, hemen şurada yakında bir gazozcu var. Selamünaleyküm, merhabalar. Hoş geldiniz, merhaba. Ben Serkan. Tabii Serdar. Öncelikle mekan çok güzel. Bize biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Biz burada yerli üretim gazozları bir yerde toplayarak halkın hizmetine sunuyoruz. Kaç çeşit böyle var? Bayağı farklı. Yani pandemiden önce bayağı vardı. Hani 100-120 çeşite yakın vardı. Pandemide çoğu firma kapatmak zorunda kaldı. Maliyetlerin yükselmesi, yani biraz da işte pandeminin etkisi. Şu anda yine 40-50 çeşit gazozu gene hizmete sunuyoruz. Biz şimdi deneyeceğiz. Bize hangisini önerirsin? İki tane alalım böyle farklı. Damla sakızı verebilirim. Zencefil olabilir. Yine çam sakızı. Biz o zaman bir çam sakızı, bir de damla sakızının tadına bakalım. Aslında çok fazla çeşit var. Yani hepsini denemek isteriz ama şu anda zaten yerimiz kalmadı. Bize rahatlatsın diye bu ikisini seçtim ben de. En çok bu iki isim mi gidiyor ya da... Bu iki isim artı bademlisi, demirhindi, hindistan cevizi, zencefil. Evet arkadaşlar, kafayı yersiniz. Tonlarca çeşit var. Siz de mutlaka gelin. Yerimiz tam olarak neresi? Sen daha iyi yerimiz Buğday Pazarı Hazim Yemedresi karşısı derseniz. Evet, eski Çankırı diye de geçiyor. Şemsiyeli sokaktan geldiğinizde zaten hemen kime sorsanız gösterir.
Hemen biz bir deneyelim o zaman. Zaten Instagram'da, Facebook'ta şeyimiz var. İnternette de konumuz dönüyor. Tamam. İnternete yazarlarsa da şey yapabilirler. Tamam, biz bunları dışarıda içelim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Muza direkt damla sakız tadı geliyor. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Orada görüşmek üzere.